Buyurun abi. Ben Hakan Sönmez, Ekmek Teknesi Pide Fırını çalıştırıcısıyız. Çok mağdur durumdayız kara fırıncılar, pideciler olarak. En son ocakta aldığımızda unun torbası 430 liraydı. Artı teşvik veriliyor bize. O teşvik kalktı. Unun torbası şu anda 750 bin lira. Personel bulamıyoruz, personel çalıştıramıyoruz. Ekmeklerimiz değerinde satılmıyor. Yani diyeceğimiz, bir de artı bu şeyler var. Lavaşçılar var, Iraklı, Suriyeli arkadaşlar. Biz kimsenin iş yerini kapatmasını istemiyoruz ama ekmek gramaj olarak bizden düşük gramlarda satıyorlar. O da lokantacı arkadaşlarımız genelde onları tercih ediyorlar. Bizim ekmeğimiz değerinde gitmiyor. Onların da denetlenmesini, onların da aynı bizim gibi sigortalı işçi çalıştırıp ne bileyim tarım tarafından, belediye zabıtalar tarafından gramajlarının ve hijyen ortamlarının denetlenmesini istiyoruz. Zam istiyoruz. Bir an önce zam istiyoruz. İsmim Sahip Kırdemir. Yozgat'ta saray pide fırını sahibiyim. Un 400 liraydı. Devlet teşviği vardı. Normal 500 liraydı un. 100 lira devlet teşviği vardı. 400 liraydı. Şimdi 750 üzerine çıkma üzere her hafta zam geliyor ona. Elektriğe zam geliyor, suya zam geliyor, işçiye zam geliyor, sigortaya zam geliyor, her şeye geliyor. Ama ekmeğe gelmiyor. Yani onlar çalışmak istemiyorlar. Hem zam almıyorlar. Bizim eleman zamı ekmek zamıyla beraber oluyor. Ekmeğe zam gelince biz de elemana zam veremiyoruz. Ondan dolayı da elemanlar çalışmak istemiyorlar. Bugün memur gibi değil, her 6 ayda bir onlar zam alıyorlar. Bizimki öyle değil. Ekmek ne zaman zam geldi, bizim elemanın zamı da öyle oluyor. Ya bu gidişle ya kapatacağız, dayanacak durumu kalmadı. Yani inan ucu ucuna zor getiriyoruz çalışarak. Yani kiriye, işçiye, sigortaya, işte
diğer giderlere hep bunlara çalışıyoruz. Karla hiç şeyimiz yok. Yozgat'ta pideciler olarak son neslin ustaları biziz. Yani toplasan 20-25 tane usta kaldı kalmadı. Aynen biz bugün tandır kebapçılar nasıl gittiyse İstanbul lontasında Mehmet Kevin abimiz, kebapçı Mehmet abimiz onlar nasıl gittiyse büyük restoranlara dağıldıysa bizim bu pide işi de herhalde marketlere dağılacak. Biz kar edeceğiz ki ileriki döneme geleceğe yatırım yapmak için elimizden geleni yapacağız. Yozgat'ta pidede fazla bir üstüne fazla fiyat istemiyoruz. Yani bugün Ankara'da boş pideyi 15 liraya satıyorlar. Ramazan'da pideye ayrı rayiş geliyor. İki katına satıyorlar. Tırnaklı Ramazan pidesini iki katına satıyorlar. Ama biz burada Ramazan'da inanın şu eskiden Ramazan gelsin diye beklerdik. Şu anda Ramazan gelmesin diye bekliyoruz. Daha çok zarar ediyoruz. Normalde Türkiye genelde gramajlar hep aynı olması lazım. 200 gram. Tamam standart. 200 gram normal. Ama bizde 200 gram, ilçede 180 gram. İşte Ankara'da 150 gram. Böyle gramajlar var. Yani biz de onlara bakarak illa ki biz de hakkımızı aramak istiyoruz. 2 ayın içinde oldu bu. 18 liraya aldığımız kağıt 30 lira oldu. Şu anda 1 kilo kağıt 74 tane kıymalı sarıyor. Kağıdın neresinde dese 1 liraya geliyor paketlemeden. Her istediğimiz zaman odun bulamıyoruz. İstediğimiz zaman oduncu odun getiremiyor. İşte geçen yıl 500 lira aldığımız kürek şu anda sapıyla beraber 2000 lira oldu. Yani ayda bir tane kürek bitiriyoruz. Ayda 2000 lira sırf kürek masrafı. Bütün fırınlarda bu standart yani.